Değerli dinleyicilerimiz, tamamen ücretsiz olarak dinleyebileceğiniz sesli kitap kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yaparak kanalımıza destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Muhittin İbnül Arabi, Alemin Yaratılışı, Seslendiren Vasfiye Sarıkaya, Üçüncü Bölüm Mülk Devri ve Onda ilk Ayrışan'ın Bilinmesi Onda ilk meydana gelen ve ondan ayrılan ilk şey, ondan ayrılan ilk şeyin yeri neyle dolmuştur? Hükümdar gelene kadar Allah'ın bu memleketi hazırlaması. Fetret dönemi olan Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed arasındaki alemin mertebesi nedir? Mülkün varlığı olmasaydı, hükümdar bilinmezdi. Kendisi nitelendiği nitelikte olmazdı. Mülk devri ona kesin delildir. Bunun için uçları kesişmiş ve böylece ortaya çıkmış. Sonu başlangıcı gibi olmuş, başlangıcı ise geçmiş gibi öncüdendi. Mühürle yetkinleşince onunla var oldu. Hükümdarları Allah adına hüküm süren bir efendi olarak yaradanı bir lütuf olarak ona verdi bilgisini. Olucan ve olmuş da bitmiş olanın bilgisini. Bütün peygamberler Hazreti Muhammed'in elçileridir. Bilmelisin ki Allah seni desteklesin bir rivayette Hazreti Peygamber'in şöyle söylediği bildirilmiştir. Ben Adem oğullarının efendisiyim. Yine de bununla iftar etmem. Başka bir rivayette ise fahr yerine fahs zikredilmiştir. Fahs yanlış bir şeyle böbürlenmek demektir. Sahih Müslim'de ben kıyamet günü insanların efendisiyim hadisi aktarılır. Böylelikle Hazreti Peygamber adına efendilik ve beşer cinsinden bütün peygamberlere karşı üstünlük sabittir. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Adem su ve toprak arasındayken ben peygamberdim. Böylece Hazreti Peygamber bu konuda bir bilgiye sahip olduğuna işaret etmektedir. Allah beşeri bedenleri yaratmazdan önce ruhken kendisine mertebesini bildirmiştir. Nitekim Allah bedenlerini yaratmazdan önce Adem oğullarından söz almıştı. Her ümmete kendi cinsinden bir şahit gönderdiğinde ki söz konusu tanıklar peygamberlerdir. Allah bizleri de onlarla beraber ümmetlerine şahit yapmakla o şahit olan peygamberlere katmıştır. Böylelikle Adem'den son peygambere kadar alemdeki bütün peygamberler Hazreti Muhammed'in vekilleri olmuştur. Hazreti Peygamber bu makamı çeşitli tarzlarda açıklamıştır. Bunlardan birisi Hazreti Musa yaşasaydı bana uymaktan başka yapacak bir şey bulamazdı anlamındaki hadistir. Ahir zamanda Meryem oğlu İsa'nın inişine dairse şöyle buyurur. İsa bize bizden imamlık eder. Başka bir anlatımla bizim içimizde peygamberlerimizin sünnetiyle hüküm verir. Haçı kırar ve domuzu öldürür. Muhammed Aleyhisselam Adem zamanında peygamber olarak gönderilmiş olsaydı bütün peygamberler ve insanlar görünüşte onun şeriatının hükmü altında olurdu. Bu nedenle hiçbir peygamber umumi gönderilmemiştir. Hazret Muhammed hükümdar ve efendidir. Ondan başka her peygamber belirli bir topluma gönderilmiş, dolayısıyla kendisinden başka peygamberlerden hiçbirisinin risaleti genel olmamış. Hz. Adem'in devrinden Muhammed'in devrine, oradan kıyamet vaktine kadar her dönem, Hz. Muhammed'in mülküdür. O, ahirette bütün peygamberlerden üstün olduğu gibi, sahih bir rivayette efendiliği de hükme bağlanmıştır. Hz. Peygamber, manevi olarak bütün peygamberler ve elçilerle beraberdir. Hz. Muhammed'in ruhaniyeti, bütün nebi ve peygamberlerin ruhaniyetiyle beraberdir. Böylece peygamber olarak var oldukları dönemde getirdikleri ya da hüküm olarak ortaya koydukları şeriat ve ilimlerde onlara yardım bu pak ruhtan gelir. Hazreti Peygamber'in ruhaniyetini diğer peygamberlere eşlik etmesine misal olarak sahabeden Hazreti Ali veya Muaz'ın devrinde Hazreti Peygamber'in de var olması ya da İlyas Hızır ve ahir zamanda Hz. Muhammed'in yerleşik şeriatıyla hüküm vermek üzere ümmeti Muhammed için ortaya çıkışında Hz. İsa'yı verebiliriz. Fakat Hz. Peygamber duyu aleminde diğer peygamberlerden daha önce var olmadığı için her şeriat kendisini getiren peygambere nispet edilmiştir. Halbuki her şeriat dış varlığı olmasa bile farkında olunmayan yönden gerçekte Hz. Muhammed'in şeriatıdır. Nitekim şimdi de Hazreti Muhammed'in dış varlığı olmadığı gibi Hazreti İsa'nın inip de onun şeriatıyla hüküm vereceği vakitte olmayacaktır. Hazreti Peygamber'in şeriatı ile Allah'ın bütün şeriatları geçersizleştirmesine gelince, bu geçersizleştirme önceki şeriatları onun şeriatı olmaktan çıkartmaz. Çünkü nesledilenin de bize getirdiği şeriatı olduğu konusunda hemfikir olmamızla birlikte, Allah Kur'an ve sünnette kendisine indirilen şeriatında bize nesi, hükmü yürürlükten kaldırma göstermiştir. Böylece sonra gelenle öncekini nese etmiş, bu sayede Kur'an ve sünnetteki nes, Hazreti Peygamber'in şeriatının önceki şeriatları nes etmesinin onları onun şeriatı olmaktan çıkartmayacağına dikkatimizi çekmiştir. Bu itibarla Hazreti İsa'nın ahir zamanda gelişi, ve kendi şeriatına ya da döneminde yerleşik şeriata göre değil de o gün yerleşik olan Muhammedi şeriata göre hüküm vermesi günümüzde artık hiçbir peygamberin hükmünün kalmadığına delildir. Bununla beraber Hazret Peygamberin geçmiş şeriatlarından onayladıkları kendi şeriatında mevcuttur. Buna küçülerek elleriyle cizye verdikleri sürece ehli kitabın hali de dahildir. Çünkü şeriatın hükmü hallere göredir. Hazreti Peygamber'in Adem oğullarından üstünlüğü. Bütün bunlar Hazreti Peygamber'in bütün Adem oğullarının hükümdarı ve efendisi, önceki peygamberlerin ise onun mülkü ve kendisine uyanlar. Söz konusu mülkte hükümran olanlarınsa Hazreti Peygamber'in vekili ve naibi olduğunu gösterir. Şöyle bir itiraz yöneltilebilir. Hazreti Peygamber beni peygamberlerden üstün tutmayınız buyurur. Buna şöyle cevap veririz. Biz onu üstün tutmuyoruz. Bilakis Allah onu üstün tutmuştur. Çünkü bu bizimle ilgili değildir. Kur'an peygamberleri zikrederken onlar Allah'ın hidayet verdiği kimselerdir. Sen de onların hidayetlerine uy buyurur. Bu doğrudur. Çünkü Allah onların hidayetleri demiştir. Onların hidayetleri Allah'tandır ve Hazreti Peygamber'in şeriatıdır. Başka bir ifadeyle vekilin derecesindeki önceki peygamberlerin kendisiyle geldikleri dini uygulama hususunda kendi şeriatına uy. Onda ayrıma gitmeyiniz. Allah Hazreti Peygambere yönelik olarak onlara uy dememiştir. Onda ayrıma gitmeyiniz ayetinde ise şeriatların birliğine dikkat çekilir. Başka bir ayette İbrahim'in milletine, dinine uyunuz buyurur ki millet din demektir. Şu halde Hazreti Peygamber dine uymakla memurdur. Dinse Allah katındandır, başkasının katından değildir. Hazreti Peygamber'in şu ifadesine bakınız. Hazreti Musa yaşamış olsaydı bana uymaktan başka yapacak bir şey bulamazdı. Böylece Hazreti Peygamber uymayı kendisine izafe etmiş, ona ise peygamberlere değil, dine ve peygamberlerin hidayetine uymak emredilmiştir. Çünkü en büyük imam hazırken herhangi bir vekilin hükmü olamaz. Artık hüküm imamındır. Büyük imam bulunmadığında vekiller onun yasalarına göre hüküm verir. Şu halde Hazreti Peygamber, görünür ve görünmez olarak hüküm sahibi en büyük imamdır. Allah ehlinin delilleri biz bu bilgi ve uyarıları kendi keşfinden bu mertebeyi bilmeyen ve Allah'ın kendi nefsinden bunu öğretmediği kimseyi meseleye ısındırmak için ortaya koyuyoruz. Allah ehline gelince onlar bizim ifade ettiğimiz görüştedir. Kuşkusuz bu konuda nefislerinde Allah katından kesin deliller ortaya çıkmıştır. Ortaya koyduğumuz hususlarda pek çok ihtimal tasavvur edilebilir. Fakat Hazreti Hızır gibi bilgiyi Allah'tan alanların tecrübesinde bu durum işin kendinde bulunduğu hale göre değil. Sözlerin ilk konuluşundaki gücüne döner. Çünkü insan bir söz söyler ve mesela o sözün içermiş olduğu anlamlardan tek birisini kastedebilir. Bu söz konuşanın kastetmediği bir şekilde yorumlandığında ise hiç kuşkusuz yorumcu, konuşanın maksadına isabet etmemiş olsa bile sözün gücünün verdiği bir anlamı yorumlamıştır. Bakınız, sahabe, iman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar ayetinde nasıl güçlükle karşılaşmış? Kur'an, zulüm kelimesini belirsiz zikretmiş, bu nedenle sahabe şöyle demiştir. Hangimiz imanına zulüm karıştırmamış? İşte bu sahabe, ki onlar Kur'an'ın kendi dillerinde indirilmiş olduğu Araplardır. Hakk'ın ayetten neyi kastettiğini anlayamamıştır. Onların yorumu dilde mümkündür ve yadırganamaz. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle demiş. İş sizin zannettiğiniz gibi değildir. Allah burada zulümle öğüt verirken Hazreti Lokman'ın oğluna söylediğini kastetmiştir. Allah'a şirk koşma. Kuşkusuz şirk en büyük zulümdür. O halde bu misalde kelimenin gücü her çeşit zulmü içerdiği halde söyleyenin maksadı sadece belirli ve özel bir zulümdür. Aynı şekilde burada Ademoğullarının Hazreti Peygamber'in mülkü ve toplu olduğuna dair ortaya koyduğumuz bilgi, keşif bakımından kast edilen anlamdadır. Bu durum, ayette geçen zulmün onu söyleyenin maksadına göre özel anlamda şirk olmasına benzer. Bu nedenle bir söz hakkındaki yorumlar, hallerin ipuçlarıyla güçlenir. Çünkü ipuçları, konuşanın amaçladığı sınırlı anlamı diğerlerinden ayırt eder. Peki, kendi katında ilahi keşf ve ledünlü bilgi, yani Allah'ın katında olan bilgi bulunan kişinin durumunu kim tasavvur edebilir ki? İnsaflı, akıllı kişinin bu grubun verdiği bilgiyi kabul etmesi gerekir. Onlar bu konuda doğru söylemişse akıllı insanın onların sözlerini kabul etmesi, hüsnü zan yerine geçer. Ayrıca söz konusu kişi, işin kendiliğindeki durumunu reddetmediği için, onlara karşı insaflı davranmış olur. Doğru söylememişlerse, bu durum kabul edene bir zarar vermez. Bilakis, kesin bilgileri olmadığı bir konuya dalmayıp, öyle bir meselenin bilgisini Allah'a havale ederek, rububiyete hakkını verdikleri için Kabul edenler bunlardan yine yararlanır. Çünkü Allah'ın velilerine söylemiş olduğu şey ihtimal dahilinde bir şeyse, onu kabul etmek her bakımdan daha doğrudur. İşte bu mülk devre hakkında vardığımız görüştür. Biz her konuda sözlerin taşıdığı yorumlara değil, Allah'ın o konuda bize ulaştırdığı bilgilere dayanıyoruz. Bazı ifadelerde bütün ihtimaller konuşan tarafından kastedilmiş olabilir ki biz de onları dile getiriyoruz. Mülk devresi Adem'den Hazreti Muhammed zamanına kadar Allah'ın insanın yaratılışında ortaya çıkan bu ilahi hükümlerle hazırlanmış olduğu tertiplerdir. Onlar Efendi Halife'nin halifeleri olmuştur. Beşeri bedenlerden ilk ortaya çıkan Adem'di. Adem bu cinsin ilk babasıdır. İnsan türünün diğer babaları ise bu bölümden sonra zikredilecektir. Allah'ın izniyle. Adem bu cinsten Allah'ın hükmüyle ortaya çıkan ilk varlıktır. Fakat onun ortaya çıkışı daha önce de ifade ettiğimiz gibi Hazreti Peygamber'e vekil olması yönündendir. Sonra Allah ondan ikinci babamızı çıkartmış ve onu anne diye isimlendirmiştir. Bu birinci baba ondan bir derece üstün olmuştur. Çünkü onun aslıdır. Allah, İsa'nın kendi elinde olduğuna ve bu işi birinci babanın özü gereği gerektirmediğine dikkat çekmek için mülk devrindeki vekilleri başladığıyla bitirdi. Allah, İsa'yı Meryem'den yaratmış, böylece Meryem Adem, İsa ise hava derecesine inmiştir. Dişi erkekten meydana geldiği gibi erkek de dişiden meydana gelmiştir. Böylece Allah, hava annesiz var olduğu gibi çocuğu da babasız yaratarak başladığıyla bitirmiştir. Bu nedenle İsa ve Havva iki kardeş olduğu gibi, Adem ve Meryem de onların iki babası olmuştur. Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Burada benzetme, annesinin masumiyetinde İsa için bir delil yapması nedeniyle erkek babanın yoksunluğunda gerçekleşmiştir. Havva'nın Hazreti İsa'ya benzetilmesi söz konusu olmamıştır. Çünkü kadın çocuğun taşınma mahalli olduğu için suçlamaya konu olabilir. Çünkü o doğum için yaratılmış mahaldir. Halbuki erkek doğum için bir mahal değildir. Burada delillerden kastedilen şey kuşkuların ortadan kaldırılmasıdır. Havva'nın Adem'den yaratılışında herhangi bir karışıklık meydana gelmez. Çünkü Adem kendisinden meydana gelen doğum için bir mahal değildi. Bu durum ancak kendisinde Adem'in varlığı, yaratılışı ve kendisinden bir şeyin yaratılışının sabit olduğu kimse için bir delil olabilir. Babasız çocuk bilinen bir şey olmadığı gibi, anasız çocuk da bilinen bir şey değildir. O halde benzerlik anlam bakımından Hazreti İsa'nın hava gibi olmasıdır. Fakat inkarcı bu meseleye itiraz yöneltebilir. Çünkü kadın daha önce söylediğimiz gibi kendisinden doğan şey için bir mahaldir ve bu nedenle suçlanabilir. Bu nedenle genellikle mümkün olabilecek bir şeyden Meryem'in masumluğunu delillendirmek için benzetme ademe yapılmıştır. O halde Hz. İsa'nın bir baba olmaksızın Meryem'den doğması, Havva'nın bir an olmaksızın Adem'den meydana gelmesi gibidir ki İsa ikinci babadır. Hava Adem'den ayrıldığında Allah Adem'deki boşluğu Havva'ya karşı cinsel arzu duygusuyla doldurdu. Tamir etti, onardı. Üreme ve çoğalmanın gerçekleşmesi için bu arzuyla Havva'yla birleşmiştir. Çıkan hava çıkışı esnasında Havvanın bedeni oldu. Çünkü alemde boşluk yoktur. Bu havai parça Havvanın şahsiyetiyle aldığı yerini talep etmiş. Allah da Adem'i o yeri talep için hareket ettirmiş, onun Havva ile mamur olduğunu görmüş ve ona yaklaşmıştır. Adem Havva'yı kucakladığında Havva hamile kalmış, böylece nesilleri meydana getirmiştir. Bu durum insanlık ve diğer canlılarda tabi bir alışkanlık olarak kalmıştır. Fakat gerçek insan toplayıcı kelime ve alemin suretidir ve alemde bulunan her şey onun parçasıdır. Gerçek insan tek başına alemin parçası değildir. Bu ayrılmanın ve bu ilk ayrılanın yaratılış sebebi, özel tür olan cinste türdeşle ünsiyet isteğidir. Böylece cisimler aleminde bu tabi kaynaşmayla yüce kalem ve korunmuş levha arasındaki ilişkiye benzeyen bir ilişki meydana gelir. Bu ikisi, ilk akıl ve tümel nefs olarak ifade edilmiştir. Yüce kalem dediğinde, yazara ve yazma maksadına yüklediğin işaret düşünürsen, Allah'ın şu ifadesinin anlamını kavrarsın. Allah, Adem'i kendi suretine göre yarattı. Ayrıca kanun koyucunun eşyanın var edilmesinde kün, ol hakkındaki ifadesini de anlayabilirsin. Kur'an İki öncül derecedeki iki harfi getirmiştir. Kün vesilesiyle meydana gelen şey ise sonuçtur. Bu iki harf gözüken harflerdir. İki öncül arasında bağ olan üçüncü harf ise kün kelimesinde gizlidir. Bu gizli harf iki sakin harf bir araya geldiği için düşen vav harfidir. Buna benzer şekilde kadın ve erkek de birleştiğinde erkekliği temsil eden kalemin görünen bir varlığı kalmaz. Böylece Adem'in beni aktarması görünmez. O bir sırdır. Bu nedenle cinsel ilişki dilde sır kelimesiyle ifade edilir. Allah şöyle buyurur. Fakat onlarla sır olarak sözleşmeyin. Aynı şekilde erkek kadına suyunu boşaltırken her ikisi de hareketten düşer. Böylece kalemin gizlenmesi mümkün olduğu gibi, kün kelimesinden üçüncü harfte iki sakin harf nedeniyle düşmüştür. Bu üçüncü harf vav'dır. Çünkü ötre ki ötre zammenin yetkinliğidir, harekesinden meydana geldiği için yücelik ona aittir. Vav ille harflerinden birisidir. Zikrettiğimiz bu husus, mülk özellikle insanlardan ibaretse geçerlidir. Kutsi bir hadiste Ey Muhammed, sen olmasaydın göğü, yeri, cenneti ve cehennemi yaratmazdım ki buna Allah'ın dışındaki her şey eklenmiştir. Buyurulmuş olması nedeniyle bazı bilginlerin iddia ettiği gibi Hazreti Peygamber'in hakkın dışındaki her şeye efendi olmasına baktığımızda ilk var olandan ki o ilk akıldır. Bu devir ilk ayrılan şey tümel nefsi olmuşken son varlıktan ki o Adem'dir, ayrılan son kişi Havva olmuştur. Çünkü insan alemdeki son varlık cinsidir. Şöyle ki, alemde altı cins, her cinsin altında türler ve türlerin altında da türler vardır. Birinci cins melek, ikinci cins cin, üçüncüsü maden, dördüncüsü bitki, beşincisi hayvandır. Böylece mülk tamamlanmış, düzenlenmiş ve dengeye kavuşmuştur. Altıncısı ise insan cinsi olmuştur. İnsan bu memleket üzerinde halifedir. İnsan uygunluk ve bil kuvve olarak değil, gerçek anlamda bil fiil imam olması nedeniyle sonunda var olmuştur. Hazreti Peygamber'in hakikati var olduğunda yönetici, sultan ve kendisine bakılan varlık olarak var olmuştur. Allah bedeninin yaratılışı geciktiğinde onun adına vekiller yarattı. İlk vekili ve halifesi ise Adem'di. Sonra insan cinsinde üreme ve çoğalma meydana gelmiş, Allah Hz. Muhammed'in temiz bedenine ulaşıncaya kadar her zamanda ve her devirde halifeler yaratmıştır. Hz. Peygamber'in bedeni ise güçlü bir güneş gibi ortaya çıkmıştır. Artık bütün ışıklar onun keskin nuruna dahil olmuş, bütün hükümler onun hükmünde gizlenmiş ve bütün şeriatlar ona boyun eğmiş, daha önce gizli olan efendiliği ortaya çıkmıştır. Bunun için Hazreti Peygamber ilk, son, zahir, batın ve her şeyi bilendir. Çünkü Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Bana Kur'an-ı Kerim verilmiştir. Rabbinin ise şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Rabbim iki eliyle omuzlarımın arasına vurdu ve parmaklarının serinliğini göğsümde hissettim. Böylece öncekilerin ve sonrakilerin ilmini öğrendim. Bu sayede Hazreti Peygamber Hakk'ın şu ayette bildirmiş olduğu ilahi nispetlerle ahlaklanabilmiştir. O ilk'tir, sondur, zahir'dir, batın'dır ve her şeyi bilendir. Söz konusu ayet içinde insanlar için menfaatler bulunan ve güçlü El Hadid suresinde gelmiştir. Bu nedenle Hazreti Peygamber kılıçla ve alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Her ne ki bir şeyden ayrılır, o şey aynı zamanda ayrıldığı şeyi imar edendir. Daha önce alemde boşluk olmadığını belirtmiştik. Böylece ayrılan şey ayrıldığı yeri gölgesiyle doldurur. Onun ayrılışı ışığa doğrudur. Işıksa gözükmek demektir. Ayrılan kendi zatıyla ışığın karşısında durduğunda gölgesi çıkar ve ayrılma yerini doldurur. Dolayısıyla ayrıldığı şeyden yoksun kalmaz. Böylelikle o, bir yandan kendisine doğru aslından ayrıldığı şeyce görülürken, öte yandan ayrıldığı şey tarafından görülür. Bu durum şairin şu mısraları dile getirdiği alemdir. Her mekanda seni mevcut gördüm alemin sırlarından birisi şudur. Her durumda Rabbine ibadeti yerine getirsin diye sonradan var olmuş her şeyin Allah'a secde eden bir gölgesi vardır. Söz konusu şey, Hakk'a itaatkar olabileceği gibi onun emrine isyankar da olabilir. Hakk'ın emrine uyanlardansa böyle birinin varlığı ve gölgesi eşit, Hakk'ın emrine uymayanlar söz konusu olduğundaysa Gölgesi Allah'a itaat etmede onun vekilidir. Allah şöyle buyurur: "Gölgeleri de sabah akşam uzanıp kısalarak ona secde etmektedirler." Hükümdar yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Çünkü dünya aleminde etkisi olan bütün ilahi isimlerin suretleriyle zuhur eder. Arsa ahirette Allah'ın gölgesidir. Gölgelerse madde ve manada kendisinden ortaya çıktıkları surete tabidir. Mahsus gölge eksiktir. O manevi bir surete ait manevi gölge gücüne sahip değildir. Çünkü mahsus gölge sınırlı bir ışık çağrıştırır. Bunun sebebi duyudaki sınırlılık, darlık ve genişlikten yoksunluktur. Bu nedenle manevi gölgeye şeriatta yer almış olan hükümdar Allah'ın yeryüzündeki halifesidir ifadesiyle dikkat çektik. Böylelikle gölgelerin mekanları imar ettiği anlaşılmıştır. İşte konuyla ilgili meselelerin bir kısmını zikrettik. Söz uzamasın diye bu konuya dalmadık. Zikrettiklerimiz selim anlayış sahibi ise düşünen kimseler için yeterlidir. Müşahede sahibi, bilen ve daha üstünüyle ilgilenen veya düşük olandan uzak duran kimseler için anlattıklarımız bir hatırlatmadır. Böylece o, bu bölümü incelerken zikrettiğimiz şeylere başvurur. Fetre tehlinin mertebeleri Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasındaki döneme gelince, bu dönemde yaşayanlar fetre tehlidir. Onlar bilgileri olsa da olmasa da kendilerine tecelli eden ilahi isimlere göre farklı mertebelerde bulunur. Bu itibarla fetre tehlinin bir kısmı düşüncesi vesilesiyle kalbine tecelli ettiğinde hakkı birlemiştir. Bu kişi delil sahibidir ve dolayısıyla düşüncesinin katılması nedeniyle oluşla karışmış bir bilgiye dayanır. Bu kısım Kus bin Saide gibi tek başına bir ümmet olarak diriltecek kimselerden oluşur. Kus bin Saide bir konuşmasında belirttiğimiz hususa delalet eden şeyler söylemiş yaratılmışlar ve onlar üzerinde düşündüğünü zikretmiştir ki fikir derken kastettiğimiz budur. Fetret ehlinin bir kısmı Allah'ı kalbinde bulduğu bir nur sayesinde birleyenlerdir. Bu grup söz konusu nuru kendisinden uzaklaştırmadığı gibi o nur düşünme, akıl yürütme, inceleme ve tüme varım olmaksızın kalbine gelmiştir. Dolayısıyla onlar herhangi bir oluşla karışmaksızın duru bir nura sahiptir. Fetret ehlinin bir kısmı nefsine ilham edilip feraset nurunun gücü ve saf inancı nedeniyle sırrının duruluğu sayesinde keşfinden Hazreti Muhammed'in mertebesini, onun efendiliğini ve risaletinin Hazreti Adem zamanından kendi zamanına kadar batini olarak sürdüğünü öğrenir. Böylece görmeden kendi tanıklığı ve Rabbinden bir delile sahip olarak ona iman eder bu duruma şu ayette işaret edilmiştir. Rabbinden bir delil üzerine olan kimse, söz konusu kişi, kendisine gösterilen şeyin doğruluğu sayesinde kalbinden ona şahitlik eder. Bu gruptaki insanlar, kıyamet günü Allah'ın sakındığı kimseler arasında ve Hz. Muhammed'in batini, peygamberliğinde diriltilir. Fetret ehlinin bir kısmı, Yahudileşen ya da Hristiyanlaşan ya da İbrahim'in dinine uyan kimseler gibi önceki gerçek bir dine uyanlardır. Ya da kendisi nebilerden olduğu halde Allah'ın elçilerinin belirli bir grubu Allah'a davet ettiklerini öğrenmiş ya da bu durum kendisine bildirilmiş, o da söz konusu elçilere uymuş, iman etmiş, yollarından gitmiş, peygamberin yasakladığını kendisine haram saymış, ve onun şeriatına göre Allah'a kulluk etmiştir. Bununla beraber o peygamber kendisine gönderilmemiş olduğu için bütün bunları yapması bir yükümlülük değildir. Bu gruptaki kişi kıyamet günü kendisine uyduğu kimseyle beraber diriltilecek, görünüşte onun zümresine katılacaktır. Çünkü onun inandığı peygamberin şeriatı görünürde ortaya çıkmıştır. Onlardan bir kısmı ise peygamberlerin kitaplarında Hazreti Muhammed'in üstünlüğünü, dinini ve ona uyanların ödülünü öğrenmiş, ona inanmış, önceki bir peygamberin dinine girmese de ilim yoluyla Hazreti Muhammed'i tasdik etmiş ve güzel ahlaka uymuştur. İşte bu kişi Hazreti Muhammed'e inananlar içinde diriltilecektir. Ancak amel sahiplerinin içinde değil, ona zahiri peygamberliğinde inananlar içinde. Fetret ehlinin bir kısmı kendi peygamberine inanmış, Hz. Muhammed'in peygamberliğine de yetişmiş ve ona da inanmıştır. Dolayısıyla bu gruptakilerin iki ödülü vardır. İşte bu grupların hepsi Allah katında mutlu insanlardır. Bir kısmı ise Allah'ın sıfatlarını inkar etme fikrini benimsemiş, eksik aklından hareketle herhangi bir varlığı kabul etmemiştir. Bu eksiklik onun zanlına göre gücünün zirvesidir çünkü mizacında başkasına göre zayıflık vardır. Bir kısmı ise kendi düşüncesinden değil, başkasını taklit ederek bunu benimsemiştir. Böyle bir insan her bakımdan bedbahtır. Bir kısmı doğru yoldan saptığı teorik düşüncesinden hareketle şirk koşmuş, bununla beraber gücü ölçüsünde gayretini sarf etmiştir. Bir kısmı ise teorik düşüncesinin imkanlarını tüketmeden Allah'a şirk koşmuştur bu kişi de bedbahtır. Bir kısmı başkasını taklit ederek Allah'a şirk koşmuştur ki o da bedbahtır. Bir kısmı gücünün sonuna kadar kullandığı teorik düşüncesiyle ispat ettikten sonra Allah'ın sıfatlarını inkar fikrini benimsemiş, bir kısmı düşüncesini veya taklidi tam tüketmeden, ispat etmeden bu düşünceyi benimsemiştir. İşte o da bedbahtır. Bütün bunlar bu bölümde zikrettiğimiz fetre tehlinin sınıflarıdır. Babalık, analık, peygamberlik Allah sana yardım etsin, bilmelisin ki bu alemden maksat insanın ki o imamdır, varlığı olunca baba ve anneleri ona tamlama yapıp ulvi babalarımız ve sufli analarımız dedik. Her etkin baba, her edilgen anadır. İşte bu, bu konudaki ilkedir. Bu etkilenmeden ana ve baba arasında meydana gelen şey, oğul ve ürün diye isimlendirilir. Aynı şekilde bilgileri ortaya çıkartma da anlamlarda böyledir. Bilgileri ortaya çıkartmak ancak iki öncül sayesinde gerçekleşebilir. Bu öncülerin birisi her ikisinde tekrarlanan tek derin vasıtasıyla diğer öncülle birleşir. Bu tek terim iki öncül arasındaki bağdır. İşte bu da manevi nikah, aralarında meydana gelen netice ise elde edilmek istenilen şeydir. Bu itibarla bütün ruhlar baba, tabiatsa başkalaşma ve değişimlerin mahalli olduğu için anadır. Bu ruhların unsurlara yönelmesiyle de, ki onlar başkalaşma ve dönüşmeye konu olan unsurlardır, onlarda ürünler ortaya çıkar. Söz konusu ürünler, madenler, bitkiler, hayvan ve cindir. İnsansa onların en yetkinidir. İşte bizim şeriatımız da bütün tümel hakikatlere göre cereyan ettiği için en yetkin şeriat olarak gelmiştir. Onu getirene verilmiş, evlenmeyi dörtle sınırlamış, anlaşmaya dayanan nikah tarzıyla dörtten fazlasını yasaklamıştır. Bu yasa cariye dahil değildir onu bazı bilim adamlarının ileri sürdüğü beşinci unsurun karşılığında mübah saymıştır. Doğa alimlerindeki unsurlar da dörttür. Ulvi alemin bu dört unsurla birleşmesiyle Allah onlarda meydana gelen şeyleri yaratır. İnsanlar bu konuda altı görüş ileri sürmüştür. Bir grup bu dört unsurdan her birisinin kendi başına asıl olduğunu iddia etmiş, başka bir grup ateş unsurunun asıl olduğunu iddia etmiştir. Ondan yoğunlaşan şey hava olmuş, havadan yoğunlaşan şey su, sudan yoğunlaşansa toprak olmuştur. Başka bir grupsa hava unsurunun asıl olduğunu iddia etmiştir. Havadan ısınan kısım ateş, yoğunlaşan taraf su olmuştur. Bir grup su unsurunun asıl olduğunu iddia etmiş, başka bir grup toprak unsurunun asıl olduğunu iddia etmiştir. Bir grupsa aslın bu dört unsurdan birisi olmayan beşinci bir şey olduğunu iddia etmiştir. Söz konusu şey bizim cariye derecesinde kabul ettiğimizdir. Böylelikle şeriatımız bütün görüşleri kendisine katmak için evlilikte en yetkin görüşleri içermiştir. Beşinci aslı kabul eden görüş bizce doğru olandır ve o tabiat diye isimlendirilir. Tabiat bir manadır. Ateş unsuru ve bütün diğer unsurlar ondan meydana gelmiştir. Bu itibarla şöyle denilir. Ateş unsuru doğadandır ve onun aynı değildir. Doğanın dört unsurunun aynı olan bir toplam sayılması mümkün değildir. Bazı unsurlar diğerlerini bütünüyle ittiği gibi bir kısmı belirli bir durumla diğerini iter. Mesela ateş ve su her yönden birbirlerini iter. Hava ve toprak da böyledir. Bu nedenle Allah onları varlıkta bir hikmete göre sıralamıştır. Böylece değişmeler meydana gelir. Birbirini iten iki unsur yan yana gelseydi dönüşmek mümkün olmaz ve hakkın ortaya koyduğu hikmet geçersizleşirdi. Allah havayı ateş unsurunun ardına yerleştirmiştir. Bu ikisini birleştiren ise sıcaklıktır. Suysa havayı takip eder. O ikisini birleştiren yaşlıktır. Topraksa suyu takip eder. Onları birleştiren soğukluktur. O halde dönüştüren baba dönüşen ana, dönüşme birleşme, dönüşmenin kendisine olduğu şey ise çocuktur. Konuşan baba, duyan anne ve konuşma birleşmedir. Konuşanın söylediğini duyanın anlayışından meydana gelen şey ise çocuktur. Her baba ulvidir, çünkü etkindir. Her anne suflidir, çünkü edilgendir. Aralarındaki belirli her bağ, birleşme ve yöneliş, her netice çocuktur. İşte buradan konuşan kişinin kalkmasını istediğine söylediği kalk sözü anlaşılır. Böylece kalkması istenilen kişi kalk sözünün etkisiyle ayağa kalkar. Duyan kalkmazsa ki duyan annedir, söz sonuçsuz kalmıştır. Sonuçsuz kaldığında ise sözü duyan bu halde anne değildir. Birinci baba, birinci ana, birinci nikah. Bu bölüm analara tahsis edilmiştir. Bu itibarla ulvi babaların ilki malumdur. Sufli anaların ilki ise mümkünün dışta bulunmayan şeyliğidir. İlk nikah, var olmayı emretme sözüyle mümkünün hakikatine yönelmektir. İlk oğul, belirttiğimiz söz konusu şeyliğin var olmasıdır. İşte bu babadır ve babalık sirayet etmiştir. Bu ilk ana da anneliğe sirayet etmiştir. Bu birleşme ise her şeye sirayet etmiştir. Sonuçsa hakikati ortaya çıkan her şey de kesintisiz süreklidir. İşte bu tarafımızdan bütün zerrelere yayılan nikah diye isimlendirilmiştir. Söylediğimiz konuya delil olarak Allah şöyle buyurur. Bir şeyin olmasını istediğimizde ona sözümüz oldur. O da olur. Bizim bu konuda kıymetli, kolay ulaşılmayan bir kitabımız vardır. Basiretli insan onu anlayamayacağı gibi zaten nankör olan hiç anlayamaz bu meselenin ayrıntılarını ve ilahi isimlerin yönelişlerini görmüş olsaydın, hiç kuşkusuz büyük bir iş görmüş, hayrete düşüren yüce bir makam müşahede etmiş olurdun. Allah'ı ve onun güzel yaratmasını bilenler soyutlanmış kimselerdir. Tümel akıl, tümel nefs Ey dost, senin parlak anlayışına doğru bakışına birinci sirayet eden Ardından bütün oğullarda dişilik bağına sirayet eden son anayı gösterdikten sonra, şimdi de Allah tarafından konulmuş sebepler olan baba ve annelerin onların mahsus ve manevi, meşru nikahla ki böyle oğullar helal oğul olur, ilişkileri zikredeceğiz. Ardından yaratılışı amaçlanmış ilk varlık olan insanın çoğalışına ulaşacağım. İlk akıl ki o yaratılmış ilk varlıktır, yüce kalemdir, ve onunla birlikte başka bir yaratılmış yoktur. İlk akıl, Hakk'ın korunmuş levhayı ondan yaratması itibariyle edilgendir. Bu durum cisimler aleminde havanın Adem'den meydana gelişine benzer. Böylece levha bu ilahi yüce kalemin kendisinde yazacaklarına ve Hakk'ın kendisine delil yaptığı şeyleri göstermek üzere konulmuş harflerin çizgileri için bir mevzi ve yer olmuştur. Böylece korunmuş levha başka bir şeyden çıkan ilk varlıktır. Şeriatta şöyle bildirilmiştir. Allah'ın yarattığı ilk şey kalemdir. Sonra levhayı yaratmıştır. Allah kaleme yaz demiş, kalem şöyle demiş. Ne yazayım? Allah ona sen yaz, ben sana yazdıracağım demiştir. Bunun üzerine kalem Hakk'ın yazdırdığı şeyleri levhaya yazmıştır. Hakkın yazdırdıkları ise kıyamet gününe kadar yaratacağı varlıklarına dair bilgisidir. Kalemle levha arasında manevi ve akledilir bir birleşme, mahsus ve görülür bir eser vardır. Bize göre harflerle amel etmek buradan kaynaklanır. Levhaya bakılmış eser dişinin rahminde meydana gelen fışkıran su gibidir. Yazıdan ortaya çıkan harflere bırakılmış anlamlarsa cisimlerine bırakılmış çocukların ruhlarına benzer. Anla, Allah hakkı söyler ve DOĞRUYA ulaştırır. Allah, bilgiyi kendisinden alan ve onu tesbih eden bu levhaya, her ne vahyedecekse onu vahyetmiştir. Onun Allah'ı tesbihini, Allah'ın bildirdiği ve kendisine gelen şeylere kulağını açtığı kimse anlayabilir. Nitekim, Hazreti Peygamber'in ve yanındaki sahabesinin kulağını Hazreti Peygamber'in temiz ve pak avucundaki taşların tesbihini algılamak için açmıştır. Burada kulağını açtığı dedik çünkü taşlar Allah'ın onları yarattığı günden beri yaratıcılarının övgüsünü tesbih etmekteydi. O halde adetin aşılması taşın tesbihinde değil, onun kulakla algılanmasındadır. Ardından Allah korunmuş levhada iki nitelik yarattı. Bilgi ve Eylem Sandığın sureti, marangozun fiili vesilesiyle göze göründüğü gibi eylem niteliğiyle alemin suretleri levhadan meydana gelir. O halde marangoz yapıcılık özelliğiyle suretleri verir. Suretlerde iki kısımdır. Birinci kısım mahsus görülen suretlerdir. Bunlar cisimler, şekiller, renkler ve oluşlar gibi mahsus düzlemde onlara bitişen şeylerdir. Diğer kısım mahsus olmayan, manevi, görünmeyen suretlerdir. Bunlar onlardaki bilgi, marifet ve iradelerdir. Bu iki nitelik sayesinde zuhur eden suretler zuhur etmiştir. O halde bilme, öğretme niteliği babadadır. Çünkü etkindir. Yapıcılık anadadır. Çünkü edilgendir. Zikrettiğimiz suretler ondan meydana gelmiştir. Mühendis marangoz işini bilen fakat iyi yapamayan insansa bilgisini marangozluğu iyi yapan birisine aktarır. Bu durumda aktarım nikah mühendisin sözü baba dinleyenin algılaması anadır. Ardından dinleyenin bilgisi ikinci baba uzuvlara ana haline gelir. Şöyle de diyebilirsin. Mühendis baba yapıcı ki o marangozdur. Mühendisin kendisine aktardığı şeye kulak vermesi bakımından anadır. Mühendis onda etkin olduğunda kuşkusuz kendi gücünde bulunan şeyi marangozun nefsine indirir. Mühendisin aktarımından marangozun deryonunda ortaya çıkan ve hayalinde bir fiil olarak meydana gelen suretse mühendisin söylediğini anlamasının doğurduğu çocuktur. Sonra marangoz işini yapar. Bu durumda o marangozun anası da derecesindeki ahşap da aletler maharetiyle babadır. Söz konusu aletlerle nikah ve suyun indirilmesi, burada mühendisten öğrendiği bilgilerin uygulanması kastedilmektedir, gerçekleşir. Suyun indirilmesi, keserle vurmanın ya da testereyle kesmenin ya da amaçlanan sureti inşa etmek için biçilmiş parçadaki her kesme, ayırma, birleştirme işleminin eseridir. Böylelikle yapılan şey, mesela sandıksa, ki o doğrulan çocuktur dışta duyuya görünür hale gelir. Babalar, analar, oğullar ve üremenin aşamalarında bulunan hakikatleri de bu şekilde anlayabilirsiniz. Amel niteliğine sahip olmayan her baba bu yönden baba değildir. Hatta bilgili olup söz ve işaretle anlamanın gerçekleşmesi için aktarma aracından yoksunsa ki böyle bir insan amel sahibi değildir, bütün yönlerden baba değildir öyle biri zihninde meydana gelen bilgiler için bir anadır. Şu var ki gerçekte baba olan söz konusu ana da ceninde ruh yaratılmamış ya da ana karnında ölmüş. Böyle cananın tabiatı onu atmış ve varlığı ortaya çıkmamıştır. Tümel doğa ve heba. Mümkünlerden ikinci babanın tümel nefs mahiyetini ve onun yüce kalem karşısında ikinci ana olduğunu öğrendim en yüce ruhsal aktarımdan ona aktarılan şey tabiat ve hebadır. Böylece tümel nefs ikiz doğuran ilk anaydı. Önce doğa ardından heba doğmuştur. Tabiat ve heba ana babaları bir kardeş ve kız kardeştir. Tabiat hebayı nikahlanmış, bu ilişkiden tümel cismin sureti doğmuştur. Tümel cisim ortaya çıkan ilk cisimdir. Böylece bir ürünü olduğu için tabiat baba, heba ana oldu. Çünkü ürün onda ortaya çıkmıştır. Netice cisim oldu. Bir merkezi benimsiyor değiliz. Sadece unsurların sonluğunu ve en büyük olanın en küçüğü çekeceğini dile getiriyoruz. Bu nedenle buhar ve ateşin yüksekliğe çıkmak, taş ve benzeri şeylerin ise aşağı inmek istediğini gözlemleriz. Böylece yönler farklılaşmıştır. Bu durum her ikisinden doğrusal olarak meydana gelir. Başka bir ifadeyle yüksekliği ve aşağı istemek iki unsurdan ortaya çıkar. Merkez fikrini benimseyen şöyle der. Merkez unsurların kendisini talep ettiği akledilir gizli bir durumdur. Toprak olmasaydı onun işlevini su yerine getirir, su olmasaydı onun yerini toprak alır, Toprak olmasaydı hava alır. Hava olmasaydı ateş onun yerini alırdı. Gerçek bu kişinin iddia ettiği gibi olsaydı, buharın aşağıya doğru gittiğini gözlemlerdik. Halbuki duyu bunun tersini söylüyor. Merkezi kimi kitaplarımızda zikrettiğimize göre, burada onu çevrenin kendisinden meydana geldiği dairelerdeki nokta tarzında ortaya koyacağız. Bizim bu bahisteki maksadımız İlahi bilgi ve nispetlerle ilgili şeylerdir. Çünkü noktadan çevreye çıkan çizgiler nispetlerin eşitliği nedeniyle eşittir. Burada bir derecelenme söz konusu değildir. Derecelenme söz konusu olsaydı üstün olanın eksikliğine yol açardı. Halbuki gerçek öyle değildir. Allah bu yüce felekleri yaratıp birinci felek vasıtasıyla günleri var etmiş, onu sabit yıldızların bulunduğu ikinci felekle gözlere göstermiştir. Sonra unsurları toprak, su, hava ve ateş olarak yaratmış, gökleri yedi tabaka olarak düzenlemiş, onları ayırmış, başka bir ifadeyle duman halindeyken dürülmüş olan her bir göğü ayrıştırmıştır. Ardından yeryüzünü yedi yere bölmüş, birinci gök birinci yere, ikinci gök ikinci yere aittir gibi Allah akan yıldızları beş olarak yarattı. Her gökte bir gezegen ardından ayı ve güneşi yarattı. Güneşin yaratılmasıyla günde gece ve gündüz meydana geldi. Gerçi daha önce gün mevcuttu. Allah bugünün yarısını yeryüzü ahalisi için gündüz ki o güneşin doğumundan batışına kadar olan süredir, diğer yarısını ise gece yaptı. Gece güneşin batımından doğumuna kadar olan süredir. Günse her ikisinin toplamıdır. Bu nedenle Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri altı günde yarattı. Çünkü gün burçlar feleğinin var olmasıyla mevcut olmuştu. Günler bizce bilinen günlerdir. Allah ayette arşı ve kürsüyü yarattı dememiş, gökleri ve yeri altı günde yarattı buyurmuştur. Burçlar feleği bir kez döndüğünde işte o Allah'ın gökleri ve yeri kendisinde yarattığı göndür. Ardından Allah günlerin değil güneşin varlığı nezdinde gece ve gündüzü yarattı. Burçlar feleğine ilişen eksilme ve artışa, başka bir ifadeyle saatlerde değil, gece ve gündüzde meydana gelen eksilme ve artmaya gelince. Çünkü saatler her zaman 24 saattir. Bunun sebebi güneşin burçların mıntıkasına girmesidir. Burçlar bize nispetle eğimlidir. Güneş herhangi bir yerde yüksek menzilde bulunursa gün uzar. Aşağı menzillere girdiğinde ise gün kısalır herhangi bir yerde dedik çünkü bize göre gece uzadığında başkaları için gün uzar. Böylece güneş onlara göre yüce menzillerde, bize göre ise aşağı menzillerdedir. Bize göre gündüz kısaldığında belirttiğimiz nedenle onlara göre gece uzar. Günse aynı gündür ve artmadan ve eksilmeden 24 saattir. Güneş itidal noktasında ise gece ve gündüz uzamaz ve eksilmez. İşte günün hakikati budur. Bununla birlikte sadece gündüzü terim olarak gün diye isimlendirebiliriz. Anla. Zaman ve hakkın işleri. Allah gece ve gündüzden ibaret olan bu zamanı bir gün yaptı. Şu halde zaman gündür ve gece ve gündüz zamanda mevcuttur. Allah o ikisini kendilerinde meydana getirdiği şeylerin baba ve annesi yapmıştır. Allah şöyle buyurur. Gece gündüzü örter. Bu ifade Adem için buyurduğu Adem Havva'yı kucakladığında Havva hamile kaldı ifadesine benzer. O halde gece gündüzü örtündüğünde gece baba, gündüz anadır. Allah'ın gündüzde meydana getirdiği her şey kadının doğurduğu çocuklar derecesindedir. Gündüz geceyi örttüğünde gündüz baba, gece sahnedir. Allah'ın gecede meydana getirdiği işler, annenin doğurduğu çocuklar derecesindedir. Allah şöyle buyurur. Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye. Böylece gece ve gündüz arasındaki evlilik ilişkisini daha fazla açıklamıştır. Onlar için bir delil gecedir. Ondan gündüzü çıkartırız ayetiyle de gecenin gündüzün annesi olduğunu ve çocuğun annesinden doğmasını ya da yılanın derisinden sıyrılması gibi kendisinden çıktığında gündüzün geceden meydana geldiğini açıklamıştır. Böylece gündüz gecenin içerdiği başka bir alemde doğdu. Babaysa zikrettiğimiz gündür. O halde bu gece ve gündüz bir açıdan baba bir açıdan annedir. Allah'ın unsurlar aleminde onların etkisiyle meydana getirdiği türüyenlerse daha önce belirttiğimiz gibi gece ve gündüzün oğulları diye adlandırılır. Allah, oluşu kabul eden alemin bütün cisimlerini inşa ettiğinde, dünya göğünün başından yerin içine kadar olan yeri tabiat, başkalaşma ve başkalaşmalar vesilesiyle meydana gelen varlıkların ortaya çıkış alemi yapmış, onu ana derecesine yerleştirmiştir. Dünya göğünün feleğinin başından son feleğe kadar olan kısmı ise baba yapmış, onlarda menziller belirlemiş, sabit ve gezegenler yıldızlarla onları süslemiştir gezegen olanlar sabitlerde dolaşır. Sabit ve gezegense Aziz Allah'ın takdirine göre kuşatıcı felekte dolaşır. Bunun delili Mısır bölgesindeki bazı piramitlerin yapım tarihinin zikredildiği bir yazıtta Nesre yıldızı aslandayken inşa edildi ifadesinin görülmesidir. Şimdi ise onun oğlakta bulunduğu kesindir ve biz onu böyle algılarız. Ayrıca bu durum sabit feleklerin burçlar feleğinde dolaştığına da delildir. Allah ay hakkında şöyle der. Ay'a menziller takdir ettik. Gezegenler hakkında ise her birisi bir felekte üzer buyurur. Başka bir ayette ise güneş kendisi için belirlenen yere akar buyurur. Burada onun durduğu yer yoktur şeklinde de okunmuştur. Ve her iki okunuş arasında gerçekte bir zıtlık yoktur. Sonra şöyle buyurur. Bu aziz ve her şeyi bilenin takdiridir. Ay hakkındaki ona menziller takdir etmiştir ayetine bakılır. Başka bir ayette ise şöyle buyurur. Güneş aya yetişemez, gece de gündüzü geçemez. Her birisi bir felekte yüzer. Yani dairesel bir şeyde dönerler. Allah gezegenler diye isimlendirilen bu nurlar için unsurlara ulaşan ışınlar yarattı. Onların unsurlara ulaşması babaların analarla birleşmesinin yerini tutar. Allah bu aydınlık ışınların dört unsura ulaşması vesilesiyle tabiat aleminden duyda gördüğümüz oluşanları yaratır. Bu unsurlar o ışınlar için şeriatımızdaki dört kadın derecesindedir. Bize göre ancak şeri bir sözleşme varsa nikah geçerli olabildiği gibi aynı şekilde Allah her göğe emrini vahyetmiştir. Emrin göklere inmesi de bu vahidendir. Allah şöyle buyurur. Emir aralarına iner. Burada kastedilen ilahi emirdir. Bu ayetin yorumunda pek çok sır vardır ki onlar bu bölümde işaret ettiğimiz meselelere yakındır. İbn Abbas'ın ayetin yorumu hakkında söylediği şöyle bir rivayet vardır. Onu yorumlasaydım kafir olduğumu söylerdiniz. Başka bir rivayette ise, beni taşlardınız denilir. Onlar Kur'an ayetlerinin sırlarındandır. Allah şöyle buyurur. O yedi göğü yaratmış, yeri de onlar gibi yaratmıştır. Ardından şöyle demiş. Emir aralarına iner. Sonra tamamlamış, açıklamış ve şöyle demiştir. Böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu öğrenirsiniz. Bu, daha önce zikrettiğimiz eylem niteliğiyle Allah'ın ikinci babada amel ve bilgi özelliğini yaratmış olmasıdır. Çünkü yaratmaya güç yetirebilmek eylemdir. Sonra Allah ifadesini tamamlamış ve şöyle buyurmuştur. Allah her şeyi bilgice kuşatmıştır. Biz ona bilgi özelliği diye işaret ettik. Allah onu ilk akıldan çıkan tümel nefs olan ikinci babaya vermiştir. Şu halde Allah yarattığını bilen, yaratmak istediğine güç yetirendir ve yaratmasına bir engel yoktur. Böylece emir gök ve yer arasında iner. Bu durum anne ve baba arasında ortaya çıkan çocuğa benzer. Göksel feleğin hareketinden meydana gelen gezegenlerin ışıklarının unsurlara bitişmesine gelince ki unsurlar türeyen bütün şeylerin anasıdır. Hakonu Cennet ehlinin Cennet'te aynı anda bütün eş ve cariyeleriyle mahsus bir tarzda cinsel ilişkiye girebilmelerinin örneği yapmıştır. Nitekim bu birleşmelerde mahsustur. Bir geciktirme ve öne alma olmaksızın erkek arzuladığı zaman bir anda bütün eşleriyle bedensel ve mahsus bir tarzda cinsel ilişki kurabilir. Bu ilişki ve bundan kaynaklanan özel hazım bulunmasıyla gerçekleşir. İşte bu daimi nimet ve ilahi iktidardır. Akıl düşünme yeteneği yönünden bu hakikati algılayamaz. Lakin Hakk'ın dilediği kullarının kalbindeki başka bir güç vasıtasıyla algılayabilir. Nitekim cennette suretler çarşısı vardır. Kul bir sureti arzuladığında ona girer. Nitekim dünyada da ruh bize göre şekilden şekle girer. Cisim olsa bile Allah burada ona bu gücü vermiştir. Allah her şeye kadirdir. Cennet çarşısı hadisini Ebu İsa Tirmizi el Musannefinde zikretmiştir. Oraya bakılabilir. Bu nurani ışıklar dört unsura birleştiğinde bu cinsel birleşmeden Allah'ın belirlediği türeyenler meydana gelir. Böylelikle türeyen şeyler babalarla analar arasında meydana gelir. Analarsa doğanın süflü unsurlarıdır. Bunlardan unsurlara ulaşan ışıklar cinsel birleşme, feleklerin hareketleri ve nurların dönmesi ise birleştirici hareket haline gelmiştir. Unsurların hareketleri ise doğumla ortaya çıkan çocuğu meydana getirmek için kadının doğum vaktine benzer. Çocuk bu unsurlarda gözle görülen maden, bitki, hayvan, cin ve insan gibi türeyenlerin suretleridir. Dilediğine güç yetiren Allah münezzehtir. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin Rabbi ve hükümdarıdır. Allah şöyle buyurur: Bana ve ana babana şükret. Dostum, en yakın baba ve en yakın anne ve bunların arasındaki anne babalara varıncaya kadar anne ve babalarının kim olduğu sana bildirildi. En yakın baban, somut varlığının ortaya çıkmasını sağlayan kimse olduğu gibi, sana en yakın anne de öyledir. Ebeveyninin mutlu olacağı ve sevineceği teşekkür ve övgün onları sahiplerine ve yaratıcılarına nispet edip fiili kendilerinden düşürmen ve onu seni meydana getirme fiilini her şeyin yaratıcısı olan sahibine ait görmendir. Böyle yaptığında bu fiilinle ebeveynini mutlu etmiş olursun. Bu mutluluğu onlara sağlamak anne babalara teşekkürün ta kendisidir. Bunu yapmaz ve Allah'ı unutursan kendilerine şükretmemiş ve onlara şükretmekle ilgili Allah'ın emrini tutmamışsın demektir. Allah bana şükret demiş ve onun ilk ve öncelikli sebep olduğunu öğrenmen için kendisini önce zikretmiştir. Ardından kendisine atıf yaparak ve anne babana demiştir. Anne baba vesileleriyle. Hakkın seni yarattığı sebeplerdir. Böylece sebepleri Allah'a nispet edersin ve sebeplerin senin üzerindeki iyiliği tesir değil, özellikle varlık önceliği olur. Çünkü gerçekte kendilerinden ortaya çıkan eserlerin varlığının sebepleri olsalar bile onların etkileri yoktur. Bu kadarıyla anne ve babanın iyiliği gerçekleşmiş, buna karşın senden onlara şükretmen istenmiş. Hak onları kendin ve sahip olduğun şeyler için tesirde değil. Senden önce gelmede kendi yerine koymuştur. Fakat şu şartta ki Rabbinin ibadetine hiç kimseye ortak koşma. Allah'a ham dedip Rabbimiz ve yüce babalarımızın ve süfli analarımızın Rabbi dediğimde benim bunu söylememle bütün Adem oğullarının bunu söylemesi arasında hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla ana ve babalarını ortaya koymak için Adem ve Havva'dan kendi zamanına kadar bizzat belirli bir şahsa hitap etmiyoruz. Amacımız insanın yapısıdır bu övgüyle unsurlar aleminden, tabiat ve insan aleminden meydana gelmiş her şeyin mütercimi oldum. Ardından etken ve edilgin arasında meydana gelmiş her şeye vekil olma derecesine yükselirim ve bütün dillerle Allah'ı överim. Bütün yüzlerle O'na yönelirim. Böylece ödülümüz Allah katından bu tümel makamdandır. Bir şeyhim, bize ve Allah'ın iyi kullarına selam olsun veya size selam olsun dediğimde şöyle demişti bir yoldaşına selam verdiğinde, Allah'ın yeryüzünde ve gökteki ölü ve diri bütün iyi kullarını aklına getir. Çünkü selamın bu makamdan sana iade edilir. Selamının ulaştığı hakka yakın her melek veya temiz ruh mutlaka selamını alır. Selam bir duadır. Böylece duan kabul edilir ve kurtuluş erersin. Allah'ın heybetinde kendisini kaybetmiş, onunla ilgilenip kendinden geçmiş kullarından birisine selamın ulaşmadığında, halbuki bu genel ifadenle onlara da selam verdin, onlar adına selamını Allah alır. Hakkın selamını alması sana şeref olarak yeter. Keşke kimse verdiğin selamı duymasaydı da hak onların yerine selamını alsaydı. Böyle bir şey senin adına daha büyük şeref olurdu. Allah Yahya'yı şereflendirmek için şöyle demiştir doğdu, öldü ve diri olarak diriltilceği gün ona selam olsun. Bu bir ihsan ve bildirim selamıdır. Peki hakkın emrini yerine getiren kimsenin adını aldığı zorunlu selam hakkında ne söylenebilir? Farzların ödülü hakkında doğduğu gün ona selam olsun denilen kimse için faziletlerin ödülünden daha büyüktür. Böylece Allah onun için iki iyiliği birleştirmiştir. Allah'ın bize rahmet Allah size salat eder, kendiliğinden gerçekleşmiştir. Selamının salatı gibi kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bir rivayet bana ulaşmadı. Bu konuda kendisine bir şey aktarılıp onu öğrenen kimsenin bildiği o rivayeti Allah'ın bize salat etmesinin yanına katması boynunun borcudur. Böyle yaparsa bu bilgi müminler için bir müjde, benim bu kitabım için de bir şeref olur. Allah yardımcı ve başarıya ulaştırandır. Ondan başka Rab yoktur. Tabi babalar ve tabi analar Tabi baba ve annelere gelince, biz onları zikretmedik. Onlar hakkında genel bir husus zikredelim. Onlar iki anne ve babadır. İki baba, iki fail, iki ana, iki edilgendir. Onlardan meydana gelen şey de ikisinin ürünüdür. Sıcaklık ve soğukluk fail, Islaklık ve kuruluk edilgendir. Sıcaklık ve soğukluk fail, ıslaklık ve kuruluk edilgendir. Sıcaklık kurulukla birleşmiş, ateş unsurunu ortaya çıkarmışlardır. Sıcaklık ıslaklıkla birleşmiş, hava unsurunu meydana getirmişlerdir. Soğukluk yaşlılıkla birleşmiş, su unsurunu meydana getirmişlerdir. Soğukluk kurulukla birleşmiş, toprak unsurunu meydana getirmişlerdir. Böylelikle ürünlerde baba ve annelerin hakikatleri meydana geldi. Ateş sıcak kuru olmuştur. Sıcaklığı baba, kuruluğu ise ana yönündendir. Hava sıcak ve yaştır. Sıcaklığı baba yönünden, yaşlılığı ana yönündendir. Su soğuk ve yaş olmuştur. Soğukluğu baba, yaşlılığı ise ana yönündendir. Sıcaklık ve soğukluk bilgiden, yaşlık ve kuruluksa iradedendir. Bu unsurların varoluşta ilahi ilimle ilişkileridir. Onlardan meydana gelen şey ise kudrettendir. Ardından bu unsurlarda üreme meydana gelmiştir. Onlar ulvi nurların babaları için annedir. Yoksa bu durum onların baba olmaları yönünden gerçekleşmez. Bununla beraber babalık onlarda mevcuttur. Babalık ve oğulluğun görelik ve bağlardan olduğunu bildirmiştik. Baba oğlu olduğu için babanın oğludur. Çocuksa babası olduğu için çocuğun babasıdır. Aynı şey nispetlerin hükümlerinde de böyledir. Oraya bakınız. Allah başarı yerdirendir. Ondan başka Rab yoktur. Kuruluk sıcaklıktan, yaşlık soğukluktan meydana geldiği için yaşlık ve kuruluk hakkında onlar edilgendir dedik ve bu nedenle her ikisini unsurlar için ana saydık. Sıcaklık ve soğukluk iki fail olduğu için onları unsurlar için baba saydık. Sanat bir sanatçının var olmasını gerektirir ve bu zorunludur. Edilgen özü gereği etkin olanı talep eder. Çünkü onun nedeniyle edilgen olmuştur. Ondan dolayı edilgen olmasaydı edilgenliği ve etkiyi kabul etmez, failin aksine etkilenen edilgen olmazdı. Çünkü fail iradesiyle iş yapar, dilerse yapar, bu durumda fail diye isimlendirilir, dilerse yapmaz. Edilgense bu özelliğe sahip değildir. Bu nedenle Allah Kur'an'da şöyle buyurur ki o Kur'an'ın fasihliği ve vecizliğini gösteren bir ayettir. Kuru yaş her şey apaçık kitaptadır. Burada Allah edilgeni zikretmiş ve sıcak ve soğuk dememiştir. Bunun sebebi şudur. Doğa bilimcilere göre yaşlılık ve kuruluk bir iş sanatkarını gerektirdiği gibi kendilerinden meydana geldikleri sıcaklık ve soğukluğu talep eder. Kur'an asıllarını zikretmeden o ikisini zikretti. Bununla beraber her şey apaçık kitapta bulunur. Allah, Efendimiz Hazreti Muhammed'e kendisinden başka hiç kimsenin ulaşamadığı bilgileri ihsan etmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber şöyle demiştir. Bana öncekilerin ve sonrakilerin bilgisi öğretildi. Bunun için ilahi ilim bütün ilimlerin aslıdır ve bütün ilimler ona döner. Bu bölümün gerektirdiği konuları son derece özet ve veciz bir şekilde ifade ettik. Çünkü bu konudaki uzunluk niteliklerin zikri bahsindedir. Asılları ise zikrettik ve ortaya koyduk. Allah doğruyu söyler ve doğru yola ulaştırır. Üçüncü bölümün sonu. Seslendiren Vasfiye Sarıkaya